devletine hizmetten geri kalmamış ve her daim devletin menfaatini düşünen Osmanlı'nın son dönem nadide sadrazamlarından Halil Rıfat Paşa. Videolarımın devamı için kanalıma destekleriniz gerekiyor. Bu yüzden şimdiden abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler. Osmanlı Devleti'nin 1827 yılında Selanik vilayetinin Seres sancağına bağlı Lika köyünde Bölükbaşı ailesi olarak tanınan bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Sıbyan Mektebi'nde yeteneği fark edilip bölge eşrafından bir zatın himayesinde İstanbul'da Mülkiye Mektebi'nde eğitimini tamamlamıştır. Memuriyet hayatına 1843'te Osmanlı bürokrasi kademesinin en altı olan Seres Tahrirat Kalemi'nde mülazemetle başladı. Rumeli'de ve Anadolu'da da çeşitli katiplik görevlerinde bulundu. 1864'te tayin edildiği Tuna vilayeti mektupçuluğu sırasında Mithat Paşa'nın maiyetinde çalıştı. 1868'de Varna, 1869'da Tirhala, 1875'te Vidim mutasarrıflıklarında bulunduktan sonra Tuna valiliğine getirildi. 5 ay sonra Halep valiliğine getirilen Halil Paşa, 1878'de Kosova ve Selanik valiliklerine tayin edildi. Selanik'te ortaya çıkan eşkıya çeteleri karşısında izhar-ı acz ile istifa etmesinden ötürü 1880'de azledilerek Umur-u Nafiye Komisyonu üyeliğine getirildi. 1882'nin Ocak ayında tayin edildiği Sivas Valiliğinde içme suyu, tarım, orman ve özellikle yol yapımı çalışmalarıyla parlak bir iz bıraktı. Eylül 1885'te tayin edildiği Aydın, bir rivayet İzmir Valiliğinde de Sivas'ta kazandığı şöhreti devam ettirecek nitelikte imar faaliyetlerinde bulundu. Öyle ki 1885-86 ve 1889-91 yılları arasında iki dönem valilik yapmıştır. Bu iki dönem arasında yine boş kalmayıp tayin edildiği Bağdat Valiliğinden affını istemesi üzerine İşkotra'ya, 1887'de ise Manastır Valiliklerine tayin edildi. Valilik dönemlerindeki bilinen çalışmalar ise şunlardır. Trabzon Canik yani Samsun, Elazığ Malatya Hasançebi sınırına kadar 410 kilometrelik Bağdat yolunu yaptırmış. Bu yol üzerinde 314 köprü ve 829 menfez inşa edilmiş. Çamlıbel'e kendi parasıyla bir çeşme yaptırmış. Tokat, Niksar, Ünye'ye kadar olan 76 kilometrelik şoseyi yaptırmıştır. Kelkit Çayı üzerinde 630 metre uzunluğunda 41 gözlü Hamidiye Köprüsü'nü yaptırmıştır. Bunlar dışında 55 köprü ile 32 menfez inşasını gerçekleştirmiştir. Yozgat-Çorum sınırına kadar 63 kilometre yol açtırmış ve köprüler yaptırmıştır. Merzifon-Osmancık ilçesi arası yolunu 59 kilometrelik bir şoseyle bağlamıştır. Şebin Karahisar'dan Trabzon ve Giresun illerine kadar 64 kilometrelik bir yol ile Sivas, Hafik, Zara, Koyulhisar, Mesudiye ve Ordu illerine kadar 212 kilometrelik şose, 92 köprü, 300'den fazla menfez yaptırmıştır. Ayrıca Sivas'ın kasabalarının ve birçok köyün yollarını inşa ettirmiş olup 19. yüzyıldaki yüzlerce vali arasında özellikle yol yapımı konusunda isim bırakan tek şahsiyettir. Yol davasındaki şu veciz sözü ise tarihe geçmiştir. Gidemediğin yer senin değildir. Bütün devlet işlerinin sarayda toplanması, dahilde ve hariçte suyu tesir yani kötü etki ettiğinden Bağbali'ye eski selayetlerin iadesi lüzumunu bir arıza ile 2. Abdülhamid'e arz etmesi üzerine azledilen Kamil Paşa'nın yerine 27 Ekim 1895'te sadrazamlığa nasp olunmuştur. Dahiliye Nazırlığı ve sadrazamlığın ilk yıllarında en fazla meşgul olduğu mesele Ermeni isyanlarıydı. 1895'te İstanbul'da baş gösteren ilk Ermeni ayaklanmasının hariçteki tesirlerinin giderek yayıldığı, bu ayaklanma Anadolu'da yer yer karışıklıklara sebep olurken Makedonya, Yanya ve Girit'te ihtilal komitelerinin sürekli asayiş ihlal ettiği, Yunanistan'ın milli bir mesele haline getirdiği, Girit üzerindeki teşebbüslerini sürdürürken büyük devletlerin baskı ve müdahalelerini arttırdığı buhranlı bir dönemde sadrazamlık yapmaktaydı. Bunun sebebi olarak ise padişaha hürmeti ve saraya bağlılığı sebebiyle Sultan II. Abdülhamid'in devleti yıldızdan idare etme siyaseti için uygun vasıfları haiz bir şahsiyet olarak görülmesinin tesiri olduğu anlaşılmaktadır. Ancak sadaret makamının adeta yok sayılarak bütün işlerin yıldızdan idare edilmesinin Halil Rıfat Paşa gibi munis bir sadrazamı dahi çileden çıkardığı, 1896'da saraya sunduğu bir ferman suretinde bu durumdan yakındığı görülmektedir. Sadrazamlığı döneminin başlıca olayları arasında 1896 Osmanlı Bankası'nın Ermeniler tarafından basılması,
1897'de Yunanistan'a savaş ilanı ve arkasından Osmanlı-Yunan sulhünün akdi, aynı yıl içinde Girit'in muhtariyet kazanması, 1901'de Fransa'nın Midilli'ye asker çıkarması sayılabilir. Halil Rıfat Paşa'nın nazırlık ve sadrazamlık döneminin bilinen başlıca çalışmaları, valilik dönemlerinde olduğu gibi oldukça fazladır. Dahiliye Nazırlığı görevindeyken başlattığı Darul Aceze projesinin sadrazamlığının 6. ayında tamamlanmasıyla resmi açılışını bizzat yapabilmiştir. Bir idare binası, 8 aceze dairesi, çocuk yuvası, revir ve hastane, cami, kilise, sinagog, iş ocakları, aş ocağı, fırın, hamam, çamaşırhane, gasilhane, berberhane, hemşire ve balıkçılar için personel lojmanları, rehabilitasyon merkezi, hayvan kesimhanesi, demirbaş eşya deposu, kuru gıda ambarı, yaş sebze ve meyve muhafaza deposu, buzhane gibi üniteleri içine alan 20 binadan oluşan Darul Aceze, din, mezhep, dil, ırk, sınıf ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bakıma muhtaç kimsesiz, yaşlı ve sakat insanlarla sokağa terk edilmiş 0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak her türlü ihtiyaçları karşılanarak barındırılmak amacıyla kurulmuştu. Yumuşak huyluluğu ve padişaha sadakati sayesinde vefat edene kadar makamını muhafaza edebilmiştir. Öncesinde de ifade ettiğim gibi bu sadrazamlık görevi esnasında da başarılı hizmetlere imza atmıştır. Derdi, sürekli devlete hizmet olan Halil Rıfat Paşa, hastalığının vazifesini fiilen yürütmesine mani olması sebebiyle ölümünden birkaç gün önce Abdurrahman Paşa'ya sadaret kaymakamı ünvanıyla sadaret işlerini yürütmesi işlerini devretmişti. Bundan kısa süre sonra, yani 9 Kasım 1901'de hayata gözlerini yummuştur. Cenazesi Eyüp Sultan'a defnedilip türbesi Bostan İskelesi Sokağı ile Boyacı Sokağı'nın birleştiği yerde bulunan Mihrişah Sultan Türbesi civarındadır.